Bir üniversitede istatistik profesörü olduğumuzu, bir sınav yaptığımızı ve öğrencilerin sınavdaki doğru cevaplarının yüzdesinin sınava çalışmak için harcadıkları zamanla olan ilişkisini bulmak istediğimizi düşünelim. Sınavları kontrol edip puanladıktan sonra bazı kategoriler oluşturuyoruz. Bu kategoride çalışma süresi 0 ile 20 dakika arası, burada 21 ile 40, burada 41 Ile 60 ve burada da 60 dakikadan fazla. Evet, çalışma süresi için bu kategorileri oluşturduğumuzu varsayalım. Sınavdaki doğru cevap yüzdesi için de kategorilere ihtiyacımız olacak. Burası doğru yüzdesi 0 ile 19 arasında olanlar. Burası yüzde 20 ile 39, burası yüzde 40 ile 59, 60 ile 79 ve 80 ile 100. Son olarak da öğrenci popülasyonunun yüzde kaçının bu bu kategorilere girdiğini belirliyoruz. Örneğin öğrencilerin %2'si sınava 21 ila 40 dakika arası çalışıp cevapların %80'i ila 100'ünü doğru vermiş. Yüzde %16'sı 1 saatten yani 60 dakikadan fazla çalışmış. Doğru cevap yüzdeleri ise 40 ile 59 arasındaymış. Ekranda gördüğünüz birleşik bir dağılımı gösteren iki yönlü bir tablo. Evet, bunun iki değişken arasındaki birleşik bir dağılım olduğunu düşünebilirsiniz. Değişkenler, çalışma süresi ve doğru yüzdesi. Bu videoda birleşik dağılım dışında farklı iki fikirle tanışacağız. Birincisi marjinal dağılım. Bunu yeşille yazayım sınıfı iki değişkene göre kategorilendirmemize rağmen marjinal dağılımda örneğin sadece doğru cevap yüzdesinin dağılımıyla ilgileniriz. Yani çalışma zamanına göre bir kategoriye ihtiyacımız olmaz. Eğer sadece doğru cevap yüzdesiyle ilgileniyorsak her satırdaki yüzdeleri toplamamız yeterli olur. Sonuç olarak da buradaki dağılımı elde ederiz. Anlaşıldığından emin olmak için bu dağılımda öğrencilerin yüzde yirmisinin doğru cevap yüzdesi 80 ile 100 arasında, %30'unun 60 ile 79 arasında, %35'inin de 40 ile 59 arasında. Ne söylemeye çalıştığımı anladınız değil mi? %10'unun 20 ile 39 arasında ve son olarak da %5'inin de 0 ile 19 arasında olduğunu görebiliriz. Yaptığımız şey satırlardaki yüzdeleri toplamak ve bunların toplamının da %100 olduğunu olduğunu görmüş olmalısınız bu sınıftaki notların dağılımını tanımlar biri size bu sütunu verirse sınıftaki öğrencilerin yüzde yirmisinin doğru cevap yüzdesinin 80 ile 100 arasında olduğunu anlarsınız ama kimin ne kadar çalıştığı ile ilgili bir fikriniz olmaz. Aynı şekilde %5'inin de 0 ile 19 arasında doğru cevap verdiğini söyleyebilir ama sınava ne kadar çalıştıklarını bilemezsiniz. Bu tip dağılımlara marjinal dağılım adı verilir. Evet, satırlardaki yüzdeleri topladığımızda elde ettiğimiz dağılım marjinal bir dağılımdır. Bu tabloda bir tane daha marjinal dağılımdan bahsedebiliriz. Bu dağılım öğrencilerin çalışma sürelerinin dağılımıdır. Eğer ilgilendiğimiz dağılımda bu olsaydı bu sefer de sütunlardaki yüzdelerin toplamını alıp buradaki yüzdeleri elde ederdik. Sınıfımın %7'si 0 ile 20 dakika arası, %15'i 21 ile 40 dakika arası, %43'ü 41 ile 60 dakika arası ve %35'i de 60 dakikadan fazla çalışmıştır diyebilirim. Ve çalışma sürelerinin marjinal dağılımına baktığımda da buradaki %35'in yani 60 dakikadan fazla çalışan öğrencilerin sınavdan nasıl bir sonuç aldıkları hakkında bir fikrim olmaz. Evet, bu marjinal dağılım ile de doğru cevap yüzdesi hakkında bilgi sahibi olamam. Şimdi de birleşik dağılım ya da iki yönlü tablolarla bağlantılı olan bir dağılımdan daha bahsetmek istiyorum. Bu bir değişkenin diğer değişkenin hangi kategorisinde olduğuna göre adlandırılan bir dağılımdır. Ne dediğim şu şekilde yazayım. 60 dakikadan fazla çalışanların doğru cevap yüzdelerinin dağılımı bunu nasıl elde edebilirim? 60 dakikadan fazla çalışanların sütununa gidip doğru cevap yüzdelerine bakarım. İşte burada 60 dakikadan fazla çalışanlar için böyle bir dağılım söz konusu. Bu grupta %10, 80 ile 100 arasında, %5, 60 ile 79 arasında, %16, 40 ile 59 arasında. Hiçbiri yani %0 ise 20 ile 39 arasında ve %4'ü de 0 1 ile 19 arasında. Az önce de söylediğim gibi bu dağılım bir değişkenin diğer değişkenin hangi kategorisinde olduğuna göre olan bir dağılımdır ve ismi koşullu dağılımdır. Sebebi bir değişkenin dağılımını diğer değişkene bağlı olarak buluyor olmamızdır. Hemen bunu da not edelim. Koşullu dağılım evet. Karşımızda iki yönlü bir tablo var ve bu tablo ile iki değişkenin birbiri ile olan ilişkisini belirliyoruz. Eğer değişkenlerin sadece birinin dağılımıyla, örneğin çalışma süresinin dağılımıyla ilgileniyorsak buna marjinal dağılım denir ve bu marjinal dağılımda sütunlardaki yüzdeleri toplarız. Eğer doğru cevap yüzdesinin marjinal dağılımıyla ilgileniyorsak da satırdaki yüzdeleri toplarız ve eğer az önce de anlattığım gibi bir değişkenin dağılımı örneğin doğru cevap yüzdesinin dağılımının diğer değişkenin belirli bir değerine bağlı dağılımıyla ilgileniyorsak da söz konusu olan koşullu bir dağılımdır.